Bakın, çocukların inkılap tarihinden takıldıkları bir konu olursa bana haber verin. Ben bu konuda çok iyiyimdir. Aa, tabii Kemal amca. Zaten bayağı da bir yüklenmek lazım bu ara. Az kaldı sınava. Ne zaman isterseniz arayın. Bu ara müsaitim. Seve seve gelirim. Kusura bakma, pardon. Efendim Nazım? Ha. Evet. Ya yüklenmeyin çocuklara. Rahat bırakın. Haluk, Gönül onlar için en doğrusunu bilirsen karışma istersen. Su akar yolunu bulur. Olur mu şey ya? Saçmalama Allah'ını seversen Haluk. Çocukları yönlendirmek lazım. Kendi başlarına ne yapacaklar onlar yani? Hoş geldiniz Sertaç Bey. Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba Haluk Bey. Hayırdır? Benim sizle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Buraya kadar gelmene gerek yoktu. Telefonu da açabilirdin. Yani yorulmasaydınız demek istedi Haluk, değil mi Haluk? Bu telefonda konuşulabilecek bir şey değil efendim. Ne oldu? Özlem beni evden kovdu. Ne? Dün bir, bugün iki. Geçimsiz kadın işte. Yapar hayatım, biliyorum ben, yapar. Öyle mi? Neler yapar, sana neler yapmıştı bir anlat istersen Tuna. Dinleyelim hadi hep beraber. İsterseniz Sertaç Bey anlatsın. Efendim, küçük bir tartışma. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Sonra ben ona bencilsin dedim. Aha. Yapar abiciğim, yapar. Biliyorum ben, yapar. Bir şey söylerdim ama neyse. Zero. Yapar abi. Tanıyorum, gel bir yapar. Sus. Evet. Sonra bana evden gitti de efendim. Sen de gittin. Evet, gittim. Sonra çıkıp buraya geldim ben de. Ya sen bir kere kadına niye bencil diyorsun? Siz dediniz efendim. İyi de ben sana dedim. Git kadına de diye demedim ki. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Bencillik yaptı. Sertaç Bey, bu sizin karı koca arasındaki meseleleriniz, yani Haluk daha fazla karışmasa, bu konuda yorum yapmasa. Madem öyle, ben gideyim Özlem'in gönlünü alayım. Ya kızım, babacığım. Bir dakika bakar mısın yavrum ya? Ben bu ilacı günde kaç defa alacağım? Buraya doktor ne yazmış? Bakayım. Bakayım. Orada iki yaz yok. Üç. Ha Gönül? Yavrum, iki mi, üç mü? Babacığım, doktor yazısı böyle karışık biraz yazmış. Şey, evet, üç yani. Nedir bu? İki, iki. İki. Ha. İki. İki, iki. Ha. Meltem Hanım, neden yalan söylüyorsunuz? Efendim? Neden yalan söylüyorsunuz diyorum. Yalan falan söylemiyorum canım. Nereden çıkardınız? Ya, bal gibi söylüyorsunuz efendim. Yakın gözlüğünüz yok, ondan okuyamıyorsunuz. Sonra da doktorun yazısına suç atıyorsunuz. Nereden çıkartıyorsunuz siz bunu? Nereden yani? Nedir yani? Öyle efendim. Yakın gözlüğü yok, ondan okuyamıyor. Babasına, altını çiziyorum, babasına yalan söylüyor. Hiç yakıştıramadım. Yakın gözlüğü olmadığı için okuyamıyor efendim. Sonra da doktora suç atıyor. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Ne? Sen yakın gözlüğünü kullanmıyorsun. Evet de ben asıl Sertaç Bey bunlardan biliyor, onu anlamadım. Şirkette Hüseyin Bey ve Şükrü Bey konuşurken duydum. Neyse, iyi geceler efendim. Madem öyle, ben gideyim Özlem'in gönlünü alayım. Ne var bunda canım? Niye büyütüyorsunuz ya? Ben de kullanıyorum. Emine'ye bak ya. Hemen gitmiş, yetiştirmiş birilerine. Yoksa sen de mi yakın gözlüğü kullanıyorsun Domina teyze? Biraz önce fark ettim, böyle gözler falan kısıldı, böyle okuyamadın. Vay vay vay! Ne oldu öyle? Sabahlara kadar spor yapmalar, bilmem neler, öyle kremler mremler. Ne oldu? Gözler fırtladı. Yakında dişler de dökülür. Ay, çok komik. Çok. Sabahleyin ama hatırladın. Sabah sen telefondan okuyamadın ama Gönül. Hatırladın. Oh, tabii, bak ben sana ne dedim bir tanem? Ben sana ne dedim evlenirken? Ha? Ne dedin? Ne dedim? Ne dedin? İyilikte, sağlıkta, gençlikte, yaşlılıkta hep beraberiz dedim. Sen bana yaşlı mı diyorsun Tuna? Evet öyle dedin. Yaşlı dedin oğlum. İnanamıyorum sana. Oha!
Yok öyle, o anlamda demedim. Öyle dedin oğlum, duydum. Duydum, yaşandın dedin. Gözler ve lütfen görmüyor. Ay size de konuşup da görüyorum. Sen de gör. Sen de bak ya, geliyor. O da gözlük takıyor. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Sen bize dalga geçer olarak kendine bak. Bir aynaya bak. Hadi biraz. Saçlara bak. Allah Allah ya. Ya gözler gitti. Ali şunu okuyayım, okuyabileceğim. Gel gel. O da okuyamaz. O da okuyamaz. Ben okuyamıyorum, tamam da. Ama sen de okuyamıyorsun artık. Gene sen de. Ay, mutlu musun? Nasıl görüştün dedim lan karına. Öyle demedim abiciğim. Dedin öyle dedin. Öyle dedin. Ya der miyim Gönül, ben öyle düşünüyorum. Ben biraz der gibi oldu. Hayır, ben hani evlenirken diyorsun ya, iyi günde kötü günde anlamında. Ay, tabii. Çok kırıldım ama. Gülemeyeceğim artık. Çok kırıldım. Hayır Gönül, onu anladım. Ne diyeyim ben? Lütfen ne kadar güleceksin? Önümüzdeki 25 yıl buna güleceğim. Sen kendine bak Haluk amca. Hemen kızma gözlüklü dominant teyze. Ya damat, sen de artık gitme benim kızlarımın üstüne ya. Hiç. Hadi artık kapatalım mı gözlük konusunu yani? Ya bu kadar kafana takmayacaksın. Yani insanlar doğar, büyür ve yaşlanır. Sen de yaşlanacaksın. Ve sen de yaşlanacaksın. Ya yaşlanamam Haluk, ben daha hazır değilim. Neyse bırakalım artık şu muhabbeti ya. Kadın uzatma Haluk, ne olursun. Ya şöyle Felek'ten bir gece çalalım mı? Madem buradayız bir film seyredelim mi güzel? He? Aa, ya izleyelim vallahi. Tabii. İyi olur. Havamız tabii değişir biraz. İyi evet, tamam seyredelim ama üç boyutlu olsun. Üç boyutlu gözlüklerimizi taktığımızda yakın gözlüğümüzü takmamız gerekmiyor değil mi? Evet. Çok komiksin Haluk. Ama komik mi? Nineler. Aa! Ne ayıp şey. Sen de gülme Tuna. Tamam. Bizde çok güzel DVD'ler var. Geçen gün aldım. Dur. Ben aldım, gelirken aldım. Çok güzel bir film aldım. Bol ödüllü, harika bir film aldım. Ne acaba? Ne? Ben o romantik film falan seyretmem ha, şimdiden söyleyeyim. Ben de gideyim, siz de rahat rahat filminizi seyredin. Aa, niye gidiyorsun baba? Hep beraber izleyelim. Ya yavrum, ben evime gideyim ya. Aa babacığım, Ramazan. Gitme, beraber kalalım. Ha? Hakikaten baba ya. Ramazan'ı birlikte geçirelim. Sahura da kalkarız beraber. Sahura, bak. Sahur yapacaksan kalırım. Yaparız babam. Yaparız tabii, yapmaz mıyız? Yeter ki sen iste. Canım benim ya. Konusu ne filmin Tuna? Bilmiyorum. Konusuna bakmadım ama bir sürü ödül almış Gönül. Yani herhalde güzel bir filmdir yani. Ama o zaman sıkıcı bir filmdir. Ya şöyle vurdulu kurdulu böyle bir şey seyrederim ha. Ha ya. Ben de öyle film seyredemem ya şimdi. Sıkılırım. Ay ben de hiç öyle ödüllü filmler falan. Ağır olmasın. Heh. Tabii kesin ağırdır yani. Sıkıcı bir film. Karşılıklı saatlerce konuşuyorlar. Aa, senin uzun zamandır yaptığın gibi. Ya öyle bir şey değil ya, zannetmiyorum. Yani romantik de değil, vurdulu kırdılı da değil. Yani afişinden gördüğüm kadarıyla, bir reklamcı gözüyle söylüyorum. Yani reklamcı olarak öyle bir afiş yapılmaz o filmlere yani, o açıdan diyorum. Ama bir sürü ödül var ya. İnsan öyle afişine bakıp da film mi seçer? Abi bir sürü ödül almış ya. Her tarafa katılmış, bütün festivallere davet edilmiş. Bir sürü ödül almış diyorum sana. Herhalde kötü bir film değildir yani. İmkan var mı böyle bir şeyin olması? Görür. Ay, o kadar Tuna ödül aldığına göre sıkıcı bir film. Tuna biz Haluk'u dinlersek, sabaha kadar dinleriz. Hadi sen filmi getir. Gönül, hadi gel biz de mısır falan patlatalım. Tamam. Ha? Şunları evet alalım. Haluk, çayını içmiyor musun? Yok, soğudu. Alıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde.